Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Alo Cenk. Abi Besan, ne haber ya? Nasıl gidiyor? Hiç iyi gitmiyor Cenk. Senin yüzünden hocadan fırça yedim ya. Neden fırça yedin ki? Ya o kadar kleket çok önemli, çok önemli dedim. Çekimde klekette kim, ya, kimin adı yazıyor yönetmen olarak? Kimin? Suzan'ın. Ya Deniz'in ismi de yazıyor kamera olarak. Abidin hocayı zar zor ikna ettim filmi beni çektiğime. Ay çok üzüldüm ya. Ama bir şey soracağım. Sahne ve çekim sayıları hakkında bir sorun olmadı değil mi abi? Önemli olan o, gerisi detay. Ha, detay. Suratımı kapattı ya. Merhaba arkadaşlar. Daha önceki bölümlerimizde klaketin nasıl çakıldığını ve klaketin üzerinde neler yazdığından bahsetmiştik. Sahne numaralarının yanına eklenen harflerin anlamına ne olduğu sizlerden gelen en sık sorulan soruydu. Bu harflerin ne anlama geldiğini size şöyle anlatabiliriz. Örneğin filminizin birinci sahnesi Cenk'in evinin salonunda geçiyor olsun. Suzan ve Cenk salonda masada ders çalışırken yaklaşan vize sınavları hakkında konuşuyor olsunlar. Daha önce de sahne çekim planlaması bölümünde bir sahnenin çekimini nasıl planlayabileceğinizden bahsetmiştik. Burada şu an gördüğümüz bu sahnenin ilk planı olsun. Bu sahnenin çekiminde klaketi çakarken sahne 1 çekim 1 yazıp klaketi çakabiliriz. Bu sahnenin diğer kamera planı Cenk'in amorsundan Suzan olsun. İşte bu sahneyi çekmeden önce klakete sahne 1'in diğer planı olduğunu belirtmek için sahne 1A çekim 1 yazıyoruz. Diğer kamera planı olan Suzan'ın amorsundan Cenk planının da çekiminde klakete sahne 1B çekim 1 yazabiliriz. Burada istediğiniz kadar kamera planı ekleyebilirsiniz. Aynı sahnenin çekiminin devamında her bir farklı kamera planında, yani kameranın yerini her değiştirdiğinizde klakette sahne numarasının yanına farklı harf eklemeniz yeterli. Çekim sırasında bu çekim planları timecode çizelgesine yazılır ve bu çizelgede filminizde kullanmaya uygun bulduğunuz planların yanına tamam işareti eklediğinizde filminizin montaj sürecinde bu size çok vakit kazandıracaktır. Bilgisayarın önünde hangi planın kaçıncı çekimine uygun bulduysanız o planları direkt olarak kullanabilirsiniz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.